Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Smartwatch U8 akıl saati inceleyeceğiz. Bu saatin özelliklerine gelirsek böyle normal saat olarak kullanabiliyoruz. Bluetooth özellikle. Böyle mesajlarımızı buradan takip edebiliyoruz. Adım sayar özelliği, arama, müzik çalma ve kendi ayarları bulunuyor içerisinde. Böyle boyutlarını göstereyim. Özelliklerine, fonksiyonlara. Böyle gösteriyor. Hemen ürünümüze gelelim. Saatimiz geliyor. Böyle bizimki siyah rengi. Şöyle açalım. Ürünümüz böyle. Şuradan kutusuna gelelim. Burada bir USB kablosu çıkıyor. Böyle kullanma kılavuzu. Şöyle bakalım. Çince ya da Japonca yazıyor. Arka tarafında da böyle İngilizce yazıyor. Şöyle bunu geçelim. Ürünümüze gelelim. Açalım ürünümüzü. Böyle welcome yazısıyla açılıyor. Şimdi saati her bilgiyi gösteriyor. Tarihi. Böyle Bluetooth'a girdik mi? Buradan cihazlar gözüküyor. Şu iki ekran simgesine dokunduk mu buradan arama yapabiliyor. Şöyle buna dokunduk mu menüye geliyor. Ayarlar. Dilleri değiştirebiliyoruz. Ben Türkçe yaptım. Buradan ayarlara gelelim. Telefon diye geçiyor. Burada telefon ayarları yazıyor. Buradan tarih saati, LCD ayarları var. Buradan parlaklığı her şeyi ayarlayabiliyoruz. Böyle 30 saniye süre, ekran kapanma saniyesi. Böyle saat stilleri var şuradan. Burada analog saat. Bir diyelim. Bakalım, kapatalım. Böyle normal klasik saat gözüküyor. Böyle ana menüye gelelim. Öbür saat stiline bakalım. Analog saat 2. Böyle kapatalım. Böyle nokta olarak gösteriyor. Bu da klasik sayılır. Ben buradan tabii dijital saati seçtim. Böyle şöyle. Burada anti kayıp özelliği var. Bluetooth'a bağlanması gerekiyor onun için. Burada çevresel var. Güç tasarrufu. Şu anda açık. Zil sesi buradan seçebiliyoruz. Bu zillerde şey var. Böyle tek bastığımızda dinleyemiyoruz. Onun için şöyle basılı tutmamız gerekiyor. İkinciye bakalım. Böyle seçebiliyoruz yani bir yapalım biz. Böyle kaydet dediğimizde kaydediliyor. Buradan özelliklerine bakalım. Uyku kontrolü var. Buradan başlat dediğimizde saati başlatıyor. Zamanlama. İyi uyku diyor sonucu yani. Buradan çıkalım. Hesap makinesi var. Burada. Burada tuşları var. Şu an parladığı için tam gözükmüyor. Şu an gözüküyor. Böyle. Burada adım ölçeli var. Yana kaydırdık mı zaman, adım, tüm bilgileri görebiliyoruz. Başlat dediğimizde zamanı ölçüyor ve adımı kolumuzda böyle sıfırlı diyelim. Burada kronometre var. Buraya bastığımızda başlıyor. Bir daha bastığımızda durduruyor. Buraya bastığımızda sıfırlıyor. Burada Bluetooth'un ayarları var. Gücü şu an kapalı. Gönüllülüğü kapalı. Cihazın adını gösteriyor. Cihazlara bakabiliyor. Buradan cihazın adı Smartwatch olarak kayıtlı. Buradan Bluetooth kamera var. Bastığımız önce uygulamasını yüklememizi istiyor. Buradan yine aynı şekilde. Buradan çevirici var. Numara yazabiliyoruz. Buradan kişileri görebiliyoruz. Şu an bağlı değil, olmadığı için göremiyoruz. Mesajlara gelen kutuları görebiliyoruz. Buradan yine
Burada aramalar. Bluetooth bağlı önce gözüküyor. Yani alarm var burada. Saat 8'de mesela açık olan var. Böyle şu an kapatalım. Böyle takvimi var burada. Ayrıntılı olarak gösteriyor. Üstüne basılı tuttuğumuzda tarihi yakın olarak gösteriyor böyle. Burada aylarda geçiş yapabiliyoruz. Burada Security TV var. Bu çalışma demek galiba. Çalışmayı seçebiliyoruz kendimiz. Böyle zamanda alarm ötüyor bir süre sonra. Burada drink yazıyor. İçecek saati yani. Böyle su içmediği zamanını hatırlamak için buradan ayarlayabiliyoruz. Önümüz kısacası böyle. Böyle koridora geleceksek. Yani pek kaliteli sayılmaz ama yine de iyi. Böyle. Burada arkasında smartwatch yazıyor. Şöyle. Böyle smartwatch yazıyor. Burada pil göstergesini gösteriyor. Şurada güç düşüyor. Burada hoparlörleri bulunuyor. Burada USB girişi. Normal telefonlarda olan gibi. Samsung telefonlarda olan gibi. Şöyle. Böyle burada mikrofonu bulunuyor. Saatimiz böyle yani gayet şık. Ürünün fiyatı da uygun. Türkiye'den aldım ben. 50 52.90 fiyatı 52 lira 90 fiyatı vardı. 52.90 olması lazım. Link koyarım zaten. Oradan bakabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de ürünün saatini şeyini şarjını göstereyim, şarj olayını. Buradan takalım. USB girişini açalım. Buradan takalım. Taktığımızda şarj cihazı bağlandı diyor. Burada ürün şarj oluyor. Çıkardığımızda bağlantı kesildi diyor. Şu an kapatalım. Bay bay diye kapanıyor. Şuradan taktığımızda bekliyoruz. Welcome yazı çıkıyor. Sonra şarjın olma durumunu gösteriyor böyle. Gayet güzel ürün. Tavsiye ederim. Ürünü Neon1'den aldım. Zaten link koyacağım aşağı. Oradan isteyen almak isteyen alabilir. Beyaz ve kırmızı seçenekleri de var. Ben siyahını aldım. Böyle ürün. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yukarıda çıkan linke tıklayarak diğer videolarıma bakabilirsiniz. Bay bay.